zaman başka sohbetlerde yine bir aradayız. Ve tabii ki artık alıştınız, belki de her programın başında birlikte aynı cümleyi kuruyoruz. Zaman, dayanışma zamanı. Tabii ki 6 Şubat'tan itibaren başlayan, bambaşka akışta devam eden hayatımızı, dayanışmamızı asla unutmayacağız. Ama ne diyoruz? 11 ilde yaşananlar ve yaşayanların bizim daha sağlıklı ruh sağlığımıza, beden sağlığımıza ihtiyaçları var. Çünkü en az 2-3 sene elimizi, kalbimizi, gönlümüzü onlara doğru uzatmaya devam etmek zorundayız. Bunun için de biz de kendi hayatlarımızı olabildiğince normalize edip, güzel şeylerden konuşmaya başlayıp, birazcık dikleştirip kendimizi, yine yardımların neresinde kaldıysak oradan devam edeceğiz bu upuzun yolculukta. Yılbaşı programında birlikte olduğum, tadı damağımda kalan bir konuğum var ve bilmiyorum hayatlarında bir ilk mi ama hayat arkadaşıyla birlikte konuk oldular programıma. O yüzden yüzümüzde tatlı bir tebessüm olacağını düşündüğüm bir bambaşka sohbetler yaşayacağız bugün. NTV ekranlarında sevgili Gülçin Santırcıoğlu ve eşi İbrahim Utku Başyazıcı. Yani buna böyle bakmadan temrin gibi mümkün değil, yapamazdım. Utku, İbrahim hangisi? Utku. Utku. Hoş geldin. Hoş Utku. Bulduk. Hoş geldin Gülçin. Hoş bulduk Şeydaş. Çağrı da konuğum oldu yılbaşından sonra, sevgili Çağrı. Ah. Onunla da dedik keşke saatler hala yılbaşını gösterseydi. Gene de eğlencelerimiz, yaşanmışlıklarımız yanımıza kâr elbet ama biraz fazla tatsız sürprizlerle. Evet. 2023 başladı. Gerçi bir sürü uzman da biraz felaketler yılı olduğunu, doğanın bizimle çokça konuşacağını öngörüyordu. Biz galiba insan olarak bunu hayal edemiyorduk gibi geldi. Yılbaşından beri nasılsın? Neler oldu? Ya herkes gibiyim. Değil mi? Yandık, yıkıldık, bittik. Yani. Kafamı toparlamaya çalışıyorum. Düşüyorum, toplanmaya çalışıyorum, düşüyorum ama son bir haftadır falan bölgeden de çok tanıdığım insan var. Mesleki olarak biliyorsun, senin de öyledir. Tabii. Her şehirde bazen bir yıl, bazen iki yıl dostlarım, arkadaşlarım var bölgede. Dizi çekimleri için gittiğinde, gittiğim, film için gittiğim, tabii, kaldığım, dost olduğum, evine girip yiyip içip içtiğim, ulaşamadığım dostlarım da var. Yani kaybına dahi ulaşamadıklarım var. Çözüm mü bilmiyorum ama şu noktada buluştuk belki Utku'yla da kafa olarak. Hani biz ayakta durup tuğla üstüne tuğla koymazsak, depremzededen daha çok ağlarsak bu iş nasıl olacak? Olmayacak tabii ki. Olmayacak yani, yeni normalimiz bu artık bizim. Evet. Tekrar bu ülkeyi, bölgeyi inşa etmek. Evet. Hem fiziksel anlamda hem psikolojik olarak. O yüzden de çalışmaya devam etmeliyiz. Evet, bir yerinden gerçekten tutmak gerekiyor hiçbir şey unutmadan. Sevgili eşin Utku ile beraber bugün buradasınız. Evet. Çünkü Utku yanında bir kitapla geldi. Evet. Çok kıymetli. İlk kez mi böyle ekranlara çıkıyorsunuz yan yana? Evet, ilk kez. Evet. Değil mi? Ben de eşini ilk kez görüyorum çünkü. Çünkü makine mühendisi Utku. Bayağı hani bilgisayar başında çalışan bir insan. Kendi daha şey anlatır. Daha şey doğru anlatır. Ben şimdi yayından önce yani ben açılırım program sırasında, bana biraz zaman verin dedi ama tabii zor bir şey, biliyorum yani bu. Ama şöyle bir kitabını göstersem sana, güç verse Utku, nereden çıktı makine mühendisinden bu kitap diye başlasak ya aslında mı? Genel olarak bu yaşadığımız çevrede veya genel olarak nasıl denir? Hep bir şeyleri tekrar ediyoruz ya, özellikle Anadolu'da. Ve bu hataları niye tekrar ettiğimizle ilgili bu kitap ve insanın doğayla mücadelesiyle ilgili. Biraz da insanın kendi değiştirdiği doğayla mücadelesiyle ilgili. Yani bir o inatlaşmanın sonucunda yaşananlarla ilgili. Yani herkesin çocukluğunda özlediği, hatırladığı şeyler var. Yani bir çeşit nostalji ama bildiğimiz bir nostalji değil. O felaketlerin veya yıkımların, değişen çevrenin bizim üzerimizde bıraktığı o hafif travmasal hali anlatıyor. Bunu böyle çok acıları altını çizerek değil, yani ortak bir hatırlama çabası da denebilir. Herkes, yani benim yaş grubumda konuştuğum herkes çocukluğunu özlüyor. Ama o çocukluğa dair şeyler, o bildiğimiz şehirler, büyüdüğümüz yerler de yok aslında. Onları çok değiştirdik ve hızlı bir şekilde değiştirdik. Çok insan ömründe, yani çok kısa sürede, yani 20-25 yıl öncesi bile bizim için çok uzak bir mazi gibi artık. Kitap bunlarla ilgili, yani Karadeniz üzerinden anlatıyor bunu. Evet, Karadeniz. Karadeniz'de bir kasabada başlıyor hikaye. Üç çocuğun
ve onların atalarının hikayesiyle ilgili ve atalarının inatla yaptığı hatalarla ilgili aslında. Onların bugüne taşınmasıyla ilgili. Yani biraz enteresan bir şekilde de bugünün hatırlattığı bir şey, bir şeyi anlatıyor kitap. Karadenizli misin? Değilim aslında ama Karadeniz'de büyüdüm. Nerelisin? Aslen Ardahanlıyım. Ankara'da doğdum. Biraz nüfus cüzdanım karışık. Yani. Evet, karışık ama tam bir coğrafya yani karması evet. Olmuş. Peki bunu niye dert ettin kendine bir makine mühendisi aslında olarak? Aslında hepimiz dert ediyoruz. Yani bunu konuşuyoruz sürekli. Evet. Mühendis de, tabii mühendisin edebiyatla ilgilenmesi biraz garip evet. Geliyor da hani Oğuz Atay var. Yaşayanlardan Murat Gülsoy var. Cemil Ağacıoğlu var. Yani hikayeci, öykücü çok aslında Murat yazar. Murat deyince de Murat gibi sessiz hakikaten değil mi? Sessizdir. Murat sonradan açılıyor. Evet. Peki. Cemil Kavukçu. Cemil Kavukçu. Pardon. Evet. Peki Gülçin'le nasıl birleşti hayat? 10 yıl olmuş tamam, duyduk. O kadar oldu mu ya dedim. Karadeniz'e ters bir yerde. Akdeniz'de birleşti aslında. Kaş'ı çok seviyoruz ikimiz de. Ortak bir senarist arkadaşımız var. Onun vasıtasıyla tanıştık. Ben dalışla ilgiliyim. Hani denizle öyle bir şeyim de var. Bağlantım da var. O vesileyle tanıştık. Sen denize ben dalmıyorum. Ben tekne de. Üstünde keyfindeyim. Hiç şey ben değil. De hiç o işte değilim. Benim çok yakın arkadaşım dalar. Kaş'taydık. Kaş'tan ben bir ikinci tatile gittim. Hiç böyle bir sevgili aşk gibi bir şey yok havada yani ne niyetimde ne hayatımda. Çok tatlı birkaç insanla tanıştım dedi. Biri mühendis, biri doktor. Muhabbetleri çok güzel falan filan. Dedim ki biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge? Evet. Ve işte o gün orada tanıştık. Ondan sonra Utku bana taşındı. Öyle gerçekten bir şey oldu. Mi? Evet. Hemen. Aşağı hemen. Yukarı. Aşağı yukarı yani bir hafta 10 gün. O kadar oldu, hızlı. O kadar hızlı oldu. Ve hiç durmadan konuşuyor musunuz? Evet çok konuşuyoruz biz evde aslında. Ben daha çok konuşuyorum doğal olarak. Utku'nun yani arkadaşlar üzerinden oyuncularla bir bağlantısı vardı. Ben de ilk 2 yıl inşaat mühendisi zannediyordum mesela Utku. Yani konuşuyoruz ama o teknik şeyleri ben hiç bilmediğim için. Hayır inşaat değil makine Gülçin'di. Ama edebiyat yazı çizi hep hayatındaydı. Yani bu kitap sadece bu dönem ilki denk geldi. Yani onun dışında hep yazan biriydi. Ama yani. İlk kitap değil mi? Evet ilk kitap. Diğer yazdıkları? Yani teknik bir kitabım da var ama bu edebiyat değil. Yani onun dışında öyküler vesaire falan da var tabii ama yayınlanmış olarak ilk kitap bu. Müthiş çok bir garip şey, bir döneme denk geldi ama bilmiyorum işte biraz bunlara da ihtiyacımız var. Bir şekilde devam etmesi gerekiyor her şeyin. Yani biz sağlıklı olmazsak bir şekilde hiç kimseye yardımımız dokunmuyor tabii ki yani. Kesinlikle evet zaten bir yerinden tutmamız lazım hayata devam edebilmek için. Galiba en doğrusu bu. Lazımız ve iyi olmalıyız. Yapmak. Değil mi? Bildiğimiz şey yapmak, evet. Dostlarımızın yanından ayrılmamak, evet. İletişimi koparmamak. Yani çok sahafları yıkılanlar var. Evet. O da bir dükkan sonuçta. Onları çok. Ayağa kaldırmak için kitap toplama kampanyaları var. Her şeye ihtiyaç var. Bence de. Her şeye, tek bir şeye değil her şeye. Yani sadece bir şehir değil 11 şehir, köyüyle, sokağıyla, kasabasıyla aynen. Her şeyle tekrar kurmak. Aynen. Ciddi bir konu ama ben olacak. Ben bize inanıyorum ya. Ben de inanıyorum gerçekten. Yani çok inanıyorum. Böyle bir bu Türk halkının garip böyle bir şeyi, sezgisi, duygusu vardır ya zor zamanlarda ortaya çıkan. Enteresan bir milletiz yani ben bunu başaracağımıza evet, inanıyorum. Ben bu süreçte bir de şey diyorum bu zor zamandaki birlik iyi zamanda da keşke aynı olsa. Evet. İyi zamanda da çil yavrusu gibi dağılıyoruz ya evet. İyi günlerde o mutluluk bir rahatsız ediyor herkese. Mutluluğu paylaşmak evet ben evet. De onu fark ettiğimde 30'lu yaşlarımdaydım. Galiba biraz insanlara yapamadığı şeyleri hatırlatıyor. Galiba. Mutlu olan, başarılı olan insanlar. Neyse başarı. Halbuki mutluluk da bulaşıcı aslında. Bence de. Keşke böyle mutluyken de birbirimize bir dokunsak, bir omuzumuzu birbirine sürsek. Aferin gibi. Demek güzel bir şey. Evet. Tebrik etmek güzel bir şey. Yani hep sakınıyoruz birbirimizden. Ben bunu mesela hani en iyi hediyeyi en uzaktakine alırsın falan. Ben hiç o kafada bir insan değilim. Hep yakındaki insanlar. Yani şunu şöyle koyduysan ne güzel ya. Kim koydu bunu?
Teşekkür ederim, tebrik ederim, gurur duyuyorum. Bunları dilimden hiç eksik etmemeye çok çalışıyorum. Çok ihtiyacımız var. Gülçin, bu arada gerçekten yılbaşında da söylemiştim. Çok ciddi bayılıyorum yani bütün performanslarına. Yalı Çapkın'da da yine şaşırtmayan bir performans sergiliyorsun. Nasıl gidiyor? Yani duyduğum kadarıyla bayağı reyting rekorları mı kırıyorsunuz üst üste? Neler oluyor? Yani evet, geçen sene için inanılmaz bir şeydi. Kağıt üzerinde, reytinglerde çok anladığım bir yeri değil işin. Bazı dalgalanmalar da oluyor, olmuyor değil ama sette, realde bizi etkileyen bir tarafı yok. Evet, oyuncuyu çok... Evet. Ya, aslında sadece şu belki, sence neden bu kadar sevildi oyuncu olarak? Bir de ifakat tabii, hani oradaki durumu, çok bıçak sırtı bir rol. Orayı nasıl koordine edebiliyorsun? Sevildi mi, nefret mi ediliyor, nasıl bir geri bildirim alıyorsun? Oyuncu olarak yorumun ne Yalı Çapkın'ın başarısına? Yani herhalde iyi ekip kurulmasından kaynaklı bu durum. Başından itibaren her şeyle çok yakından ilgileniyor yapımcımız. Ve küçük şeyler atlanmıyor. Onun üzerine gidiliyor. Yani eğer orada o koltuk olacaksa, o dekor, o yalı olacaksa... Orası olmalı şeklinde bir hayale uygun şekilde davranma, bu kast içinde dahi. Bu oyuncu bunu oynar diye düşündüğü bir yer var anladığım kadarıyla. Oradan başlayarak bir de kısmeti var bence bazı işlerin. Evet. Yani asla tesadüfü diyemem ama hani kısmet, doğru zaman, belki insanlar o şeyi özledi, bizi sevdiler. Jean Le Jeunfin'in kimyası çok tuttu. İşte dediğim gibi uğuru da var bu işin. Bıçak sırtı karakterleri biz Türkiye'de çok şey hakkıyla işleyemiyoruz aslında. Maksimumu bu benim bugüne kadar gördüğüm hani şey daha farklıydı. Burada doğal olarak hani aldatan kadın, yalan söyleyen kadın, iş çeviren kadın yeri var ama öteki tarafında kadının isteyip de çocuk sahibi olamaması, erkenden dul kalması gibi bir durumlarda da bence maksimum o kadının açmazlarını açıklayabilen bir proje olduğunu düşünüyorum. Çok ağır tepkiler almıyorum ama nefret ediyorum senden diye duyuyorum ya. Hani yazılarda falan bunu görüyorum ama onun dışında ya kadına da hak ver, o da var. Yani ya hani... aslında performansını onaylayan bir şey nefret edilmesi. Aynen. Bu aslında oyuncuya tamam o zaman ben karakteri çıkartmışım dedirtiyor ama benim de hem oyuncu hem seyirci olarak şöyle şeylerim oluyor. Senin oyuncu olarak hissiyatını çok merak ediyorum o yüzden. Tamam, kötüyü oynayalım da hiçbir insan evladı kötülük yapmak için ya da kötü olmak için doğmuyor ya. Yaşadığı şeyler onu bir yere getiriyor. Aynen. Can yakmak için, yalan söylemek için, aynen, aldatmak için ya da işte entrikaların kadını olmak için. Ya da öç almak için. Neyse bunun adı. Dediğinin yani o söylediğin cümle benim için önemli o yüzden. Sebeplerini de görüyor mu seyirci? İfakat hani zamanında bunu yaptığı için bunu yapıyor. Buradan da yaralanmasaydı bunu yapacak kadın değildi dedirtiyor mu hikaye? Bunu yavaş yavaş diyor. Yavaş yavaş o konu açılıyor. Yani hani çok yalnız bir kadın ve evet, evin içinde ulaşabileceği tek flört Orhan. Evet. Evet yapmamalı ama bazen de yani hayattan alacaklı olduğunu düşünen insanlar daha can acıtıcı olabiliyorlar. Doğru diye söylenmiyor evet, bu tabii aynen, ki. Bu doğru, bu ne etik ne doğru aynen, ne şey ama bizim de anlatmamız gereken yer siyah ve beyazın arası. Evet. Hayat aradaki tonlardan ibaret yani. Evet. Ve bir de çok var böyle insan. Ben bir de böyle kötüleri anlamazsak onların içindeki iyiyi hiçbir zaman bulamayacağımızı da çok düşünüyorum ve inanıyorum. Evet, biri kötü. Kötü ama neden? Tam tersi yerinden bir o sonsuz iyilik beni daha çok sıkıyor. Evet. İyi bir kötüyü o izlemeyi tercih ederim. Evet. Sonsuz iyi, herkes ona aşık, herkes bir şey hani en doğru o. Evet, kahraman motivasyonu anlıyorum. Yok ama ya, onun dışında da hem fiziksel hem ruhsal olarak dünyada da artık o kusurlu insanların yani seri katil ölmek için seri katil dizisi yapmıyor insanlar. Evet. Bu doğru demiyorlar elbette evet, ama herkesi anlamak bir parça, hele biz mesleki olarak. Evet, zaten orada galiba benim itirazım. Belki senin kitabına da paralel bir şeydir, bilmiyorum. Senin de fikrini merak ediyorum. Yani kusursuz aşk,
kusursuz evlilik, mükemmel anne, mükemmel eş, kavga edilmeyen evlilik, hiç direkten dönülmeyen bir hayat arkadaşı yolculuğu. Bana bunlar çok ütopik geliyor. Ve bunlar böyle hani tam çıkmaza girdiğinde de herkes pes ediyor. Bütün oyuncaklar bırakılıyor, artık oynamıyorum seninle deniyor ve herkes yoldan çıkıyor gibi. Baştan yalan. Evet, yani o zaman... gerçek olmuyor benim için de hiçbir şey. Bence de bir karakter, ya bana hatta bunu annem söylemişti. Ben daha yeni yeni böyle kendi doğrularımı yüksek sesle söylemeye başlayıp tabiri caizse dayak yemeye başladığım ilk zamanlar, daha gençken çok üzülüyordum. Niye beni olduğum gibi sevemediler, niye beni de fikirlerimle kabul etmediler gibi. O zaman annemle babam demişti, sen eğer toplumun herkes mi tarafından seviliyorsan ve kabul ediliyorsan burada bir problem var. Evet, çok doğru. Söylediğin cümlenin bazılarına ters gelmesi gerekiyor ve seninle çatışmaları gerekiyor ki evet senin omurgalı bir duruşun var denilsin. Ben bunu anlamadım başta, çünkü ben koşulsuz kabulü seviyorum. Her şeyimizle birbirimizi, öyle mi düşünüyorsun? Tamam, ben öyle düşünmüyorum ama tamam yani demeyi. Ama ha tamam dedim, o zaman sesim daha yükseldi tabii orada, bilmiyorum ne kadar doğru oldu ama. Buradan yola çıkarak güneş duasında var mı böyle şeyler? Aslında güneş duası temel olarak bununla ilgili çok çatışma var. Çünkü hani atalarımızdan miras aldığımız yani kötünün neden kötü olduğu veya bilmeden bildiğimiz şeyler vardır ya, onları niye yaptığımızla ilgili. Yani biraz böyle... Çok bilimsel şeylere girmemek lazım belki ama ben epigenetikle falan da ilgileniyorum, evet, bir süredir. Evet. Yani çok oturmuş bir bilimsel bir tarafı biz yok ama. Biz epigenetik uzmanı ağırladık bambaşka sohbetlerde. Bu yani konuyu güzel konuştuk. Tesadüf olmuş, evet, yani. Evet, ağzım açık dinledim meseleyi. Yani biraz ona da çok yani kendim kafa yoruyorum. Hani biz hep söylenir ya, bunun dedesi de böyleydi, babası tabii da böyleydi. Bu hikaye olarak işte o kısır döngüyü kırmaya çalışan insanlar var romanın içinde. Yani hayatımızda da var. Hani senin söylediğinle ilgili belki şu söylenebilir. Bu sosyal medya bizi çok idealize bir insan tipi çok pompalıyor ve herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Hani mutluluk, pursuit of happiness denir. Aynen. Ya mutluluk böyle kovalanacak bir şey olmamalı. Yani o mutluluk kabul edilecek, nasıl denir? İdrak edilecek, yaşanacak bir şey olmalı. Yani sürekli ulaşılmaya çalışılan, çabalanan böyle bir şey ve o arada hırpalanıyor insanlar. Yani hayatın normal akışı içinde bir şekilde yaşıyor olmak lazım. Bizim de bir sürü kendi çatışmalarımız var aynı ev için. Evet, yani benim de işte son zamanlarda magazin gündemi de kendi kendine uğraşıyor bir sürü çiftlerle. Onlardan biri de biziz. Yani bir boşamaya kalktılar, olmadı, o oldu, bu oldu. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama Türkiye'nin öyle yani daha doğru gündemleri var ki bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum. Çünkü... Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun. Ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun. Yani ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm. Hepimiz öyle büyüdük. Upuzun yolculuklar, beş benzemeziz. Kendimize tahammülümüz olmuyor bazen. Başka anadan babadan birine tahammülün nasıl olsun düzenli? Aynen. Bir de şey de önemli. 10 sene, 5 sene önceki insan değilsin. Evet. Yanındaki de öyle değil. Evet. Bence bu noktada önemli olan aynı yere doğru filizlenmek, aynı yere doğru büyümek ve bunun içinde eğer çelişki yoksa ilerleme de yoktur hiçbir şekilde. Bir de samimiyet yok o zaman, yani sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa, bu farklılıklar değiştikçe senin dediğin gibi ay bir dakika bir şey oluyor, bir konuşalım mı demiyorsan, evet, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Birbirimizden bir şey öğrenmiyoruz demektir. Aynen. Yani eğer evliyim demek için evliysen kaç oradan, koşarak kaç, evet, zaten yani. Dolayısıyla hani bana garip geliyor bu haber, kendi adına insan da kendinin geçtiği haberleri okuyunca da bir garip buluyor. Hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca da evet, biz hani işte en son öyle yazmışlar, evlilik terapisti kurtardı evliliklerini diye. Yani evet, biz bir çift terapistine gidiyoruz elbette ama bu hem bilmiyorum, sana da sormak lazım Gülçin'le 10 senedir birliktesin. Oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok empatiyiz biz, çok iniş çıkışlarımız, aynen, var. Yani ruhsal, bir de çok okumamız lazım, çok izlememiz lazım, her izlediğimiz karaktere bürünebiliyoruz, hani biraz şizofrenik, aynen, bir halimiz var. Dolayısıyla burada belki de örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek ve bence bu bile mükemmel kılıyor. Mükemmel evlilikleri vardı, çift terapisti kurtar.
Bence her biçiminde evlilik mükemmel. Yeter ki dürüst ve niyeti düzgün olsun. Aynen. Hiçbir şey sonsuza kadar değil elbet ama önemli olan senin sonsuzluğuna kadar götürme niyetin olsun. Bizim hep konuştuğumuz şey, evet. Geçinmeye niyetin var mı? Evet. Geçinmeye niyetin varsa bir yol bulursun. Evet. Ya anlaşamamak ve de biz mesela ne kadar alakasız evet. yerlerden. Hani Utku tabii ki edebiyata benden daha içli dışlıydı, hep içindeydi. Kitabı yeni çıktı. Ama bazen beni şaşkınlıkla izlediğini hatırlıyorum. Nasıl bir duygu senin için? Evet ya. Ya herkes şeyi izlemiştir herhalde. Yani şu son oynadığım okçu. He, andropozu. Andropozu. Yani bir çeşit delilik haliyle bir süre yaşıyorsunuz ve ona alışmanız gerekiyor. Ben o iniş çıkışları vesaire her zaman yaşıyorum. Yani garip oluyor bazen ama yani o da biraz işin şey tarafı, nasıl denir? Cilvesi ve şey yani keyifli de aynı zamanda yani ne oldu şimdi falan diye evin içinde garip şeyler oluyor tabii ki, olmuyor değil ama. Peki böyle en çıkmaza girdiğiniz anda ne yapmıştınız, hatırlıyor musunuz? En eyvah lastik patladı dediğiniz bir anda ne yapmıştınız? Ben kendi adıma söyleyeyim, ben sabrettim. Ve arkadaşlarımla konuştum. Ve herkesin kafasında şey var. Dolunay şimdi şöyle bilmem ama çok güzel arkadaşım ama hayır, reel bir şey var arkadaşlar. Bu dolunay değil gibi. Merkür geri getiriyor. Evet, ikimiz de aslan burcuyuz. Burçlara çok inanmıyorum ama. Güzel kavga ediyoruz. Güzel kavga ediyoruz ama aslan aslanın halinden böyle bir empati durumu var. Şimdi durmam lazım diye geri çektim kendimi mesela. Aslında normal Gülçin bodoslama giderdi. Çok zor oldu sabretmek benim için ama yıllarda sürmedi tabii. 1-2 ay gibi bir dönem sürdü. Ondan sonra da demek ki karşılıklı geçinme niyetimiz herhalde varmış öyleymiş. Ki öyleymiş ki. Herhalde öyleymiş. Şey, o haber dedin ya biraz önce. Utku'yu tabii kimse bilmiyor evet. Ve öyle bir niyeti de yok yani. Hani ama ünlü olayım, şey yapayım falan. Röportajlarında da öyle evlilik üzerine konuştuğunu, kocam, ben unutuyorum evli olduğumu ve şeyi de unutuyorum. Yani nikah, evlilik günümüz falan da hep unutuyorum yani. Ha öyle. Hiç şey yok. Bu hadi ya biz evlenelim artık falan dedik. Erken kalkıp gidip böyle kan verme mevzu var ya. Evet. Birkaç ay falan geciktirdiğimiz için neredeyse. Son güne kaldı. Son güne kaldı. Utku 9-5 mesaili çalışıyordu o zaman. Son artık yani bitiyor, günümüz yok falan diye koşar gittik. Şeyde İstiklal'in nüfus müdürlüğünde evlendik. Evlilik tarihinizi biliyorsunuz ama değil mi? 30 Eylül. Ben onu zart diye hatırlayamıyorum yani. Eylül ya da Ekim sonu gibi kalmış aklımda yani, hiç şey değil. Ha, onu söyleyeceğim. Ama işte bu önemli de değil galiba. Yani gerçekten Utku'yu bilmedikleri için dediğim gibi bir haber çıkarmışlar. Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi çıka çıka kim çıktı diye. Yani beğenmediler galiba. Çıka çıka, çıka kim çıka. Çıktı mı? Yani hani bildiğim biri olsa, ne bileyim ünlü biri olsa bir şey falan hani. Çıka çıka kim çıktı ne ya? Haber diline bakar mısın? O kadar güldük ki buna. Çıka çıka ne gibi bir şey bekliyorlar yani ya, ne çıkmasını bekliyorlar. Benim de ya bu çok ne derdim güldük. Yani. Utku güldü, ben daha çok güldüm yani. Çıka çıka Utku çıktı, şapkadan babam ne çıktı. Ne şanslıyım, mutluyum ben evet. Yani. Orhan Veli'nin şiiri var ya, evvela insanım sirk hayvanı değilim evet. Diye onun gibi bir şey oldu. Evet herhalde. Ben bunu çok söylüyorum sıklıkla. Evet. Evvela insanım sirk hayvanı değilim. Bizim galiba mesleğimizde içimizden en söylediğimiz evet, satırlar olabilir mi? Aynen yani arkadaşımın bıyığını falan çekmişlerdi gerçekten. Çok saçma şeyler oluyor ama siz iyi biriymişsiniz falan diyenler oluyor arada. Yani sevilmek güzel bir şey tabii. Tabii bunu ki. Asla şikayet yerinden söylemiyorum ama biraz daha zamanımız var herhalde birbirimizi tanımak için. Ya bir de işte Utku'nun dediği yere gene güneş duasına bağlanıyor hikaye gerçekten. Ben ısrarla da bunu söyleyeceğim. Sosyal medyada kimi okuduğun, hangi yazarın kitabını okuduğun, hangi şairi bildiğin, bilgileri kimden aldığın o kadar önemli ki o senin hayatını belli ediyor. Formunu, duruşunu ve bedeninle ilişkini ve işte ilişkilerinle ilişkini. Bize öyle bir mükemmelliyet etiketi öğretilmeye çalışılıyor ki hiç mükemmel olmayan şeylerin üzerinden. Evet. Biz bir de gördüğümüzün de öyle olduğunu zannetmeye başladık. Zekamızla da oynanıyor. Ve hayatın içindeki hiçbir zorluk mücadele etmeye değmezmiş gibi.
Ne zorluğu ya, hiç asla zorluk olmaz. O yağ gibi akar ya, gider. Yani. İnan olur falan. Tabii yağ, yani orada bir zorluk varsa çık o yoldan gibi, böyle garip yani. Mücadele ruhumuzu da kaybediyoruz gibi geliyor bana. Şimdi mesela sen o kadar edebiyatla ilgileniyorsun, bu ilk kitabın. Benim için büyük bir başarı, birçoğu için bu kadar yıllar uğraştım, bir tane mi yazdın yaza yaza gibi oluyor, anladın evet. mı? Bana çok garip geliyor bu duygu açıkçası. Bir şey diyecek misin? Bir şey diyecek misin? İkimiz çır çır konuşup sonra bir şey diyecek misin? İyi de hiç konuşmuyorsun ama hiç konuşturmuyorlar. Bu yaşta evet 40 tane kitabı olan da var. O da bana garip geliyor. Yani İşte. Biraz böyle nasıl diyeyim? Yani bir tüketim halindeyiz ya sürekli. Yani gerçekten bu biraz bu devir için fazla kalın bir kitap mesela. Yani evet. onun dörtte biri falan yazsam daha mantıklı Tabii, olabilirdi. Tabii 50'şer sayfadan 6 kitap. Ama bu benim kendimi ifade ediş biçimim. O tarafa uymaya çalışırsam ben olmayacağım. Yani insanların beklediği şeyler, sosyal medya üzerinden dönen şeyler çok yani garipleşti. Nasıl steril kalacağız bilmiyorum. Yani o ben oradan da çok besleniyorum bu arada. Yani total olarak şikayet ettiğim bir şey de değil. Gülçin de bazen şimdi hani oyuncu olarak başka bir problem Tabii. tarafı da var. Yani o sosyal medya açısından ama bir yandan da hiç tahmin etmediğimiz dostluklar da oluşuyor. Hiç görmediğim biriyle sosyal medya üzerinden daha enteresan bir diyalog kurduğumuz da oldu. Evet. Yazar tanıdık, sanatçı tanıdık. Yani başka şeylere de vesile oluyor açıkçası. Kesinlikle. Zaten o yüzden diyorum sosyal medyada kimi takip ettiğin, kimle iletişime girmeye çalıştığın, Aynen. kimi okuduğun çok önemli. Ben de o kadar kıymetli isimlerin hayatıma girmesine sebep oldu ki evet. sosyal medya. Çok mutluyum. Ben de mutluyum ama genel olarak sürekli bir yere yetişim. Ben İzmir'den İstanbul'a gelince onu hissetmiştim. Doğru. Şimdi sadece oyuncuların hissettiği şeyi artık halkla hissediyor. Çünkü şu an ünsüz olmak çok özel bir şey bence. Evet. Gerçekten. Evet. Unique ve en tatlı kalan şey haline geldi. Evet. Öyle bir şey hani pompalanıyor diyoruz ama onun dışında kalan herkes hani oyunun dışında kaldın, öldün, bittin gibi bir duygu. Ya kapılıyor. Gençler için daha üzücü. Biz evet. biz bile hani bazen niye Instagram hesabın yok falan. Ben eski menajerimle yıllarca bunu hani Instagram'ım olduğu andan itibaren Lars von Trier ile çalışacakmışım gibi bir hava oluşuyor. Ya hayır, ben o iletişime direkt girmek ya da sayılabilir olmak istemiyorum. Ha tamam, hani bizim dükkanı orada da açalım. En azından şeyleri sahte hesapları kontrol edebilmek evet. için doğrusu bu diye evet. bir yola çıktık. Ama bizim için kendi intim hayatımızda okuyup yazmak, dostlarımızla geçirdiğimiz zaman, kışın denize girebilmek, doğanın bir parçası olmak falan. Ben bunları niye kaybedeyim ki biri gibi görünmek için ya da biraz daha fazla takipçim olsun diye. Çok haklısın. Bana ne yani? Evet, ya da yani, her şeyi göstermemiz kesinlikle. Gerekmiyor. İşte. Evet, yani işte bu tamamen aslında hayata bakış açısı. Ben de mesela sosyal medyanın kendi gazetem olduğuna inanan, en doğru haberi benden öğrenmeleri gerektiğini düşünen biriyim. Ben de mesela senin tersine okuduğum bir şeyi koymayı, gördüğümde beğendiğim bir şeyi, bakın bu da var, gelin görün burayı demeyi seven bir yerden paylaşıyorum. Ama Ali bana ne öğretti? Paylaşma dedi bir gün Ali bir yaşa gelip. Dedi ki bugüne kadar yaptığımızdan çok keyif aldım ama bundan sonra istemiyorum, koyma dedi. O zaman bir şey oldu bana da. Ha tamam, ben de biraz sınırlamalıyım galiba Tabii, duygusu. Çocukla ilgili durum evet. daha ayrı bir durum. Ben, biz şey hani en fazla sevdiğin kitap, sevdiğin evet. tablo gibi. O sorumluluk o başka bir parantez evet. tabii. Ama bence neden kullandığını bildiğin takdirde doğru bir şekilde kullanırsan sosyal medya çok kıymetli. Evet, online öğren. Bir evet. de sosyal medya sadece Instagram, Twitter evet, değil ki. Değil. Online öğrenciyim evet. birçok yerde. Evet. Derslerime çalışıyorum. Onun evet. için filmler izliyorum. Evet. Harvard'da hoca olan bir kütüphanede, Harvard kütüphanesinde ders veren birinin öğrencisi oluyorum. Yani müthiş bir şey. Her şeye ulaşabilirsin. Gençlere ben o yüzden hani böyle yaşlı yaşlı konuşmak yerinden demiyorum bunu ama hani tek bir tek Instagram değil ki bu. Değil. Yani ben YouTube'u da çok seviyorum bu arada. Ne ders İnanılmaz sevdiğim. Sanat tarihi dersi alıyorum. Bir Müthiş. De sinema psikoloji üzerine bir çözümlemeler dersi aldım bundan önce. Müthiş. Şimdi de Cem Alpa'nın edebiyat çağdaş okuma dersine başlayacağım. Harikaymış. Aynen. Ama bu sadece şeyle ilgili. Hani benimle ilgili. Evet. Ben kendi evde geçirdiğim zaman
bir müzeyi gezdiğimde bir şeyi daha iyi anlamak. Yani şey, zihnime yatırımı bitirmek istemiyorum. Bitmez zaten bence, değil mi? Bence de bitmez. En son hangi kitabı okudun? En son, şu an ben eskilere döndüm. Yaşar Kemal'den ya. Deniz Küstü vesaire, o seriyi tekrar bir, Deniz'le ilgili bir takım şeyler düşünüyorum. Onlara tekrar bakıyorum o yüzden. Deniz Küstü, güzel mi? Güzel. Sen? Dün akşam Tavan Arasındaki Budayı bitirdim. Ben bilmiyordum o kitabı. İkinci kitabı önüme çıktı. Çok etkileyici bir kitap. İzmir'de bir kitap evi var. Yerdeniz Kitapçısı diye. Nuray Hanım, Nuray Önoğlu aynı zamanda çok iyi bir çevirmen. Harika çevirileri de var. Hafta sonu İzmir'deydik. Onun önerisiyle aldığım bir kitap. Tavsiye ederim. Çok çok etkileyici hemen kitap. Hemen alacağım. Kaçıncı baskı zaten herkes biliyormuş. Ben daha yeni öğrendim. Ben de bilmiyorum. Yüzücüler diye ikinci bir kitap var. Ağır bir kitap. Kadın olmak, mülteci olmakla ilgili falan. Baya etkileyici bir kitap. Onu okudum. Hemen okuyayım. Merak ettim. Evet. Peki şimdi arkadaşlarım merak ettiği bir soru soracağım sana. Sihirli bir değneğin olsa yalı çapkınında neyi değiştirirdin? Ya da ne sahnesi eklerdin diye soruyorlar. Herhangi bir sahneyi değiştirme. Bir şey direkt aklımda şu sahne diyemem ama bazı yerleri, bir iki tane sahneyi daha farklı yerden alıp oynardım mesela. Evet yani bunu buradan almasa mıydım acaba? Çünkü bazen çok iyi olduğunu düşünüyorsun, bir bakıyorsun kötü ya da kötü olduğunu düşündüğün sahne sandığım kadar kötü olmamış diyorsun. Bu benimle ilgili olan şey. Bir iki tane sahnede şu an ezbere söyleyemem, duygu söyleyeceğim sana sonra hangisi olduğunu. Ya bunu daha farklı yerden almalıydım dedim. Onları değiştirmek isterdim. Peki Fakat'in o iyi yanını çıkartmak için hangi hikayesi olsaydı seni iyi hissettirirdi? Yani eş kaybı ve çocuk kaybı hikayesi. Hmm. Herhalde 19-20 yaşlarında falan dul kalıyor. Total bir yalnızlık. Yani o yalnız dönemlerini ve psikolojisinin alt üst olmasını görmek isterdim. Belki de görürüz, bilmiyorum yani. Hmm. Ama onlar benim kafamın arkasında, İfakat en büyük saçmalığı yaparken de, en büyük kötülüğü yaparken de hep aklımın arkasında duruyor. Teşekkür İnşallah. Ediyorum geldiğiniz için. Güneş duasının yolu açık olsun. İnşallah. Hemen okuyacağım, heyecanla merak ediyorum. Bir daha bekliyorum. Güzel çok anılarınızla. Çok teşekkürler Ceyda. Biz teşekkür küçük anlar teşekkür evet ya. Küçük anlar bizi hep hayatta tutan küçük şeyler. Bülent Ortaçgil'in şarkısı o kadar güzeldir ki dinlemenizi tavsiye ederim bugün o şarkıyı. Küçük şeyler bizi birbirimize bağlayan. Şu anda çok büyük şeylerle mücadele ediyoruz evet ama inanın bana küçücük dokunuşlar birbirimizi iyi edecek. Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın.